İnsanlar neden sosyal medyaya başvuruyorlar? Bir kere bunu doğru analiz etmemiz gerekiyor. Neden? Ben bunu hemen sıralamıştım birkaç madde. Köşe yazım için sizinle de paylaşayım. Bir, çok kolay çünkü. Hemen elinizin altında. Zaten birçok iletişim krizi bu kolaylıktan kaynaklanır. İkili ilişkilerde de, kurumsal ilişkilerde de, böyle felaket ilişkilerinde de sorun alanlarından biridir bu. Çok kolaydır. Herkes hemen bunu kullanabilir. Bu bir. İki, vicdanları rahatlatır. Yani oturduğunuz yerden 3-5 paylaşım yaparak sanki o felaketle ilgili üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmiş gibi hissedersiniz. Bu çok insanlık dışı bir şeydir. Çok büyük bir vicdan aldatmacasıdır. Dolayısıyla ama insanlara iyi gelir. Bu ben yaptım, paylaştım o vesaire hissi. Bu iki, vicdan rahatlatma. Üç, bireyi, insanı edilgin hale getirir. Düşün, hiçbir şey yapmıyorsun ve sadece seyrediyorsun. Üzülüyorsun ama sıcak evinde, şahane, konforlu koltuğunda üzülüyorsun. Yani bu, ben buna edilgin yurttaşlık diyorum. Dolayısıyla bu da sosyal medyaya kullanmamızı arttıran bir şey. Dördüncüsü, biraz narsistik bir özelliğimiz. Herkes beni izliyor. Herkes beni okuyor. Herkes beni dinliyor. Ben ne şahane ve önemli bir insanım hissi. Hani bu zaten bütün sosyal medyayı hızla yaygınlaştıran şey esas bu. Ya artık kimse sana fikrini sormadığı bir dünyada yaşarken sosyal medyada fikrini paylaşan biri haline geliyorsun. Yani bu narsistik yanımızı özel kılmaya başlıyor. Beşincisi, güveneceğin başka bir kaynak yoksa mecbursun bir yerleri kendin aramaya. Bu da öyle. Altıncısı, interaktif. Ben sana bir şey söylüyorum, sen bana bir şey söylüyorsun. Dolayısıyla insanların hayatında eksik olan diyalog hissini veriyor. Ve yedincisi, bu zaten çok klasik bilinir. Her yerde bunu kullanabiliyor olman. Dolayısıyla bu bizim sosyal medyayı neden bu kadar yoğun kullandığımızı gösteren.